Sevgili arkadaşlarım, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS tarih denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz. Onlu denemeler için ayrı bir öğretmen listesi oluşturmuştum. Geldik ikinci denemeye. Son soruyu yine size bırakacağım. Birlikte çözelim. Hazırsanız başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. İlk sorumuz. Uygurlar, Hunların ve Köktürklerin kültürel mirası üzerine kurulmuştur yargısına. Uygurların gelişmelerinden hangileri örnek gösterilir? Hunların ve Köktürklerin kültürel mirası üzerine kurulduğu ile alakalı bir şey arayacağız değerli arkadaşlarım. Şimdi göçebe hayatı terk edip yerleşik yaşama geçmeleri. Her iki devlet de yerleşik hayata geçmemiştir değerli arkadaşlarım. Bu bir kültürel miras değildir. Çünkü yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır. Tarım ve ticarette gelişmeleri tarım ve ticarette gelişen Uygurlardır. Çünkü yerleşik hayata geçtikten sonra artık hayvancılık yavaş yavaş önemini kaybedecek. Hayvancılık devam edecek. Önemini kaybedip tarım daha da ön planda olacaktır. Neyin etkisi var burada? Maniheizm dininin etkisi var değerli arkadaşlar. Ülkenin hükümdar ailesinin malı sayılması. Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı. Hunların ve Köktürklerin benimsediği bir anlayıştır değerli arkadaşlar. İşte Uygurlar da bunu benimseyerek kültürel miras üzerine kurulmuşlardır. Cevabımız C şıkkı. Soruları dikkatli okumamız lazım. İkinci sorumuz. Bu durumun ortaya çıkmasında gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? Anadolu'da Büyük Selçuklu döneminde ilk Türk beylikleri, Türkiye Selçuklu döneminde de ikinci Türk beyliklerinin kurulduğu görülmüştür. Şimdi ilk öncüle baktığımızda fethedilen toprağın fetheden komutana bırakılması. Biz buna ne diyoruz? Kılıç hakkı diyoruz. Peki ne zaman gerçekleşti? Malazgirt Savaşı'ndan sonra değerli arkadaşlarım. Değil mi? Biliyorsunuz zaten Saltuklar, Danışmen, Tedermen, Gücekliler, artık oğulları Çaka Beyliği. Kösedağ Savaşı'ndan sonra otorite boşluğu ortaya çıktı. Ve ikinci beylikler dediğimiz dönem başladı. Bu beyliklerden en önemlileri Osmanoğulları ve Karamanoğullarıdır. Harç saldırılarının beyliklerinin kurulmasıyla alakalı bir durumu yoktur değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Mesela Ankara Savaşı da büyük bir etken yaratıyor. Ankara Savaşı'ndan sonra beyliklerin çoğu bağımsızlığını yeniden kazanıyordu. Biliyorsunuz ki bunun üzerinde etkili olabilir ama harç saldırılarında bu durum etken olmamıştır. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü sorumuz. Osmanlı Padişahı Mehmet Çelebi'nin ikinci kurucu olarak kabul edilmesi faaliyetlerinden hangileriyle ilgilidir? Neden ikinci kurucu diyorlar? Mesela Orhan Bey'e asıl kurucu diyorlar. Niye? Artık beylikten devlete taşıdığı için, kurumsallaşma çalışmalarına hız verdiği için. Peki Mehmet Çelebi'ye, Çelebi Mehmet'e niye ikinci kurucu diyorlar? Fetredilerine son vermesi doğru cevabımız olacaktır. Şehberettin ayaklanması otoritenin güçlendirilmesi amacıyla bastırılmıştır. Ve unutmayın Şehberettin ayaklanması Osmanlı tarihinde ortaya çıkan ilk dini içerikli isyandır. Baba İshak isyanıyla karıştırma. O Türkiye Selçuklu tarihi. Düzmece Mustafa isyanını bastırmasındaki temel etken, temel amaç ne? Yine otoriteyi güçlendirmektir. Cevabımız A şıkkı. Derine inme, genel hatlarıyla bil. Neden Çelebi Mehmet II. Kurucu'ya? Neden? Bitti. Yani en derine inme. Hocam Anadolu Türk siyasi bildiğini sağladı. Venediklerle Çalabi dini savaşını gerçekleştirdi. Şehberettin ayaklanmasını bastırdı. O yüzden ikinci kurucu diyorlar. Böyle bir şey yok. Anlaştık mı? Dördüncü sorumuz. Kanuni Sultan Süleyman döneminde kuşatmalarından hangileri başarısız olmuştur? Hem Fatih hem de Kanuni'nin alamadığı yerler var. Rodos'u şövalyelerden alıyor. Ancak Viyana ve Malta'da başarı sağlanamıyor değerli arkadaşlarım. Viyana kuşatılıyor ama hazırlıksız gidildiği için alınamıyor. Malta'da da biliyorsunuz ki Turgut Reis'in vefatı var. Ama Rodos'u ve Belgrad'ı alıyor. Fatih'in alamadığı iki yer Rodos ve Belgrad'tır. Kanuni'nin alamadığı yerler Viyana ve Malta'dır. Gidelim 5. sorumuza. Osmanlı Devleti aşağıdaki masraflardan hangisini doğrudan toprak vergisiyle karşılamamıştır? Tersane hangi toprak geliri? Ocaklık. Tımarlı sipahilerin giderleri. Tımar sistemi içinden çıkıyor zaten değerli arkadaşlarım. Dirlik diyoruz. Divan üyelerinin maaşları hangisi? Dirlik toprakları. Has topraklar. Yüksek rütbedeki kişilere verilir. Sınır muhafızları değerli arkadaşlarım. Sınır boylarındaki askerlere ne verilir? Yurtluk arazi. Kapıkulu askerleri doğrudan hazineden çıkar değerli arkadaşlar. Doğrudan. Biz buna ne diyeceğiz? Ulufe diyeceğiz. Culus'u da buna ekleyelim. Culus yine hazineden çıkıyor. Bahşiştir değerli arkadaşlar. 6. sorumuz. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda aşağıdakilerden hangisinin yaşandığı söylenemez? Milliyetçilik isyanları başladı. Osmanlı'ya karşı ayaklanan ilk azınlık Karayor gönderliğinde Sırplar olmuştur. İlk ayrılan Yunan, son ayrılan Arnavutluk. Ama Arnavutluk 20. yüzyıldır. Buna dikkat edelim. Öyle bilgiler verdim sizlere. Tamam mı?
isyanlarla alakalı. Halkın yönetime katılması. Bakın ne demiştik? Osmanlı tarihine kadar, 1876 bu arada, Osmanlı tarihine kadar Türk İslam olsun, Türkiye Selçuklu olsun, eski Türkler olsun halk yönetime katılmıyor. Halkın yönetime katılması 1876 yılına denk geliyor. O da sınırlı. Çünkü kadınlar oy kullanamıyor. Tamam mı? İki meclis var. Mebusan ve Ayan Meclisi. Çok parti... Oho, bunu bırakalım. Toprak kayıpları yaşandı mı? Yaşandı. En basit örneği veriyorum. Cezayir. Alakası yok. Yunan. Sırbistan. Karadağ. Romanya. Kaybediliyor. Ülkenin pazar ve ham madde kaynağı haline gelmesi. En önemli antlaşma Balta Limanı Ticaret Antlaşması. Ne demiştik? Osmanlı ekonomisi baltalandı demiştik değil mi? Cevabımız C şıkkı. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra çok partili hayata geçiriyor. İktidar Partisi İttihat ve Terakki, Muhalefet Partisi Ahrar Fırkası oluyor değerli arkadaşlarım. İttihat ve Terakki'nin baş düşmanı Hürriyet ve İtiraf Fırkasıdır. Devam ediyoruz. Paris Barış Konferansı'nda İtilal Devletleri arasında konularından hangilerinde anlaşmazlık çıkmıştır? Görüş ayrılığını bizden istiyor. İzmir'in Yunanistan'a verilmesi. Birazdan geleceğim. Boğazların statüsü. Boğazların statüsü. Şimdi Mondros'u ele geçirmeye çalışıyorlar. Sevr'de, Sevr Antlaşması'nda komisyonu kuruyorlar. Mudanya'da komisyondan söz edilmiyor. Lozan'da tekrardan komisyonu kuruyorlar. Montreux'de Boğazları komisyonu kaldırıyorlar. Manda ve İmaya yönetimi kurulacak ülkelerin tespit edilmesinde hiçbir anlaşmazlık yok. Hatta İngilizler şöyle diyor. Diyor ki acaba Musul'u ben kendime alacağım diyor. Suriye mi? Filistin mi? Onu Fransa'ya verelim diyor. Sonra ne yapalım? Filistin'de bir Yahudi devleti kuralım diyor. Yahudiler oraya hak ediyor. Bakın bunu konuşuyorlar ha. Bildiğiniz bunu konuşuyorlar. Yani herhangi bir anlaşmazlık yok. Manda ve İmaya nerede olacaktı zaten? Orta Doğu'da. İzmir'in Yunanistan'a verilmesine büyük tepki gösteren İtalya'dır. İtalya diyor ki siz gizli antlaşmada İzmir'i bana vermiştiniz. Ne oldu da İzmir'i Yunanistan'a verdiniz? İtiraflar ne diyecekler? Tabii İtalya'nın yüzüne söyleyemiyorlar değerli arkadaşlarım. Yani şunu diyemiyorlar. Biz senin gibi güçlü bir devlet isteyeceğimize zayıf Yunanistan'ı tercih ederiz. Ama bunu İtalya'nın yüzüne söylemiyorlar. Öyle gerekti diyorlar. Ama sonrasını düşünmüyorlar. Bu olay 2. Dünya Savaşı'na bile sebebiyet verecek. Cevabımız A şıkkı. 8. sorumuz. Milli mücadele döneminde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleştirilmiştir? İlk kez ulusal egemenlik kavramından söz edilmesi. Ne zaman? Amasya. Bakın hafızada böyle bir şey yok. Size maddeyi veriyorum. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Amasya tamimi ya da genelgesi. Tamam mı? Milli cemiyetler tek çatı altında toplandı. Sivas, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Cemiyeti. Tüm yurdu temsil eden temsil heyeti Erzurum Kongresi'nde kuruldu. Sivas'ta tüm ulusu temsil eder hale gelecek. İstanbul Hükümeti'nin Anadolu Hareketi'ni tanıması Amasya görüşmeleri ya da protokol diyelim. Karıştırmayın. Manda ve İmaye'nin ilk kez reddiği Erzurum kesin olarak reddedilmesi Sivas. Şimdi sıralamaya baktığımızda nasıl gidiyorduk değerli arkadaşlarım? Bakın tarihleri bile size vermedim. Amasya, Erzurum, Sivas, Amasya görüşmeleri. En son görüşmeler geliyor değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Zaten biliyorsunuz Havza, Amasya görüşmeleri. Havza, Allah bilahını vermeye. Ben karıştırdım da. Amasya tamimi. Havza'dan başlayalım. Havza, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya görüşmeleri değerli arkadaşlarım. Siz anladınız zaten. Devam ediyoruz. Kafanız karışmadı değil mi değerli arkadaşlarım? Hakkınıza girmeyeyim şimdi. Cumhuriyet döneminde şimdi bazı arkadaşlarım eminim çok hızlı hareket edenler var. Yani onları yargılamıyorum zaten. Aman hoca bildiklerimi de unutturdu hemen videoyu kapatıyor. Yani var değerli arkadaşlarım hiç merak etmeyin. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Belki de size en iyi bilgiyi aktaramıyorumdur. Başka hocayı dinliyor olabilirsiniz. Gidin dinleyin değerli arkadaşlarım. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı. Siz atanın. Başka bir şey istemiyorum. Atanın. İsterseniz gidin profesörden ders alın değerli arkadaşlarım. Siz atanın. Benim önceliğim sizleri en iyi yerlerde görmek, benim önceliğim atanmanızı sağlamak değerli arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde gelişmelerinden hangileri dünya ekonomi bunalımına karşı alınan önlemlerdendir? Ne zaman çıktı? Kara Perşembe 1929. Kabotaj kanunu ne zaman çıkarıldı? 1926. Türk denizlerinde serbestçe dolaşabilmek. Sonrasına gideriz.
Merkez Bankası kuruldu. Artık para basacak. Paranın değerini koruyacak değil mi? Türk parasının değerini koruma kanunu. Bu da çıkarıldı. Atatürk ne yapıyor? Gümrük vergilerini yükseltiyor değerli arkadaşlarım. Yerli mal üretimine destek veriliyor. Bunu biliyoruz. Tasarruf cemiyeti kuruluyor. Cevabımız D şıkkı. Burada sıralama ve konum bütünlüğüne dikkat etmemiz lazım. 10. sorumuz. İngiltere'nin Türkiye'yi 2. Dünya Savaşı'na dahil etme konusunda ısrarcı olmasında sebeplerinden hangileri etkili oldu? İngiltere niye Türkiye'yi istiyor? Diyor ki, eğer Türkiye'yi kendi yanıma çekersem coğrafi konum açısından güçlenirim ve Almanya'yı etkisiz hale getirebilirim diyor. Bu bir. Savaştan sonra Balkanlarda, bakın savaştan sonraki durumu düşünüyor adamlar. Diyor ki savaştan sonra Balkanlarda oluşabilecek boşluğu Rusya'nın doldurmasını önlemeye çalışacağım. Çünkü İngiltere de biliyor ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Ruslar çok güçlenecek. Biliyorlar bunu değerli arkadaşlarım. Her şey göz önünde. O yüzden ne yapacağım? Türkiye'yi kendi yanıma çekeceğim ve istedikleri gibi oluyor gerçekten. Türkiye Batı bloğunda yer alacak. Türkiye'nin stratejik konumu. Şimdi 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın konumu vardı. 2. Dünya Savaşı'nda da Türkiye'nin konumu. Her ikisi de ortaktır değerli arkadaşlar. Cevabımız eşittir. Stratejik konum her zaman önemli bir yerde olmuştur. Günümüzde de önemli bir yerde. Bu soruyu size bıraktım. Aşağıdakilerden hangisi 3. Selim döneminde yapılan ıslahatlardan biri değildir? Son sorunuzu sürekli değiştireceğim değerli arkadaşlarım. Bu duraklama olur, gerileme olur, çağdaş olur, inkılap olur, eski Türkler olur. Sürekli değiştireceğim. Anlaştık mı? Son soruları ben size bırakacağım. 3. Selim dönemini bilmemiz lazım. Avrupa'da daimi elçilik, matbaa amire, nizam-ı cedid, esam-ı tahvilat ile ilk borçlanma, mühendisane-i berri-i humayun. Hangisi yoktur? Hangi gelişme yaşanmadı? Beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan olmuşsa affola. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.